Emrel yoldaşımızı ölümsüzlüğe uğurladık. Biliyoruz ki Emrel yoldaşımız yaşam mücadelesi içerisinde benimsediği siyasal politik görüşler itibariyle bir felsefeyi yaşamında sembolleştirdi. Bu anlamıyla da bir davanın, bir neferi, dolayısıyla devrim mücadelesinin de bir parçası olarak ölümsüzleşti. Aile adına değerli büyüğümüz burada. Ali Hıdır Gürakar. Çok nezih bir yapısı vardı. Çok zarif, çok zeki birisi aynı zamanda. İlk okul dönemlerinde falan çok büyük merakı vardı edebiyata, okumaya. Ayağıma dolanan topalı fark etmedi kimse. Sağ yanım solaklığıma denge olsun diye salaklıklar ettim. Acayip sakarlıklar. Şaşar beşer yürüdüm burnumun doğrultusunca. Dost doğru. İnandığıma kefil tuttum imansızlığımı. Bir insan ömrünü neye vermeli? Bugüne de uygun. Öyle koşturuyoruz değil mi? Nelere veriyoruz ömrümüzü? Ama mühim olan insanın ne kadar uzun yaşadığı değil, nasıl yaşadığı. Emre Ali de bunun gerçekten çok güzel bir örneği. Hep beraber okuyalım, dile getirelim. Bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğim. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dediğim. Yolda kalan da bir. Dost dost yürüyen de bir, harcanıp gidiyor öbür dediğim. Yüreğin ürperi kapı çalınsa, esmeyen yelinde hile sezerle, künyeler kazılır demir sandıkta. Savrulup gidiyor ömür dedi. Sadece çok fazla acı çekti, çok zor günler geçirdik. Acıların bilmesini diliyorum sadece. Hatice'nin söylediği gibi galiba hepimiz, o da ben de, insanın en saf haliyle ya da en yalın haliyle bir aradaydık. Gerçekten çok zordu. Huzurlu uyumasını diliyorum sadece. Acılarının bilmesini diliyorum. Ve yapabilirsem, özür dileyerek, Eldorado'nun tek şiirini okumak istiyorum. Yolun sonuna işaret veren ışığı bulup kaybettim. Nereye yakın, nereye uzak düştüğümü bilemedim. İpini boşuna verdiğimin dünyası döne dursun. Ne aradığım Eldorado'yu bulabildim, ne dönüp İthaka'ma kavuşabildim. Mevzik kısaldı, ben yoruldum. Yılların alaca rengi ağdı saçlarıma. Arzular dindi, tutkular söndü, zaman yaşlandı tende. Durup gölgemi beklediğim yerde son akşamın alacasına kaldım. Sessiz, acelesiz çöküyordu alaca karanlık. Harazayla vardığı dorukta huzura eren bir celali gibi eğiyorum serbunt başımı. De haydi diyorum
katlansın başıma, etimden pay bekleyen bu ıssız göğüm kara kuştur. Uğurlar olsun evde. Yani çok cesur bir kişilikti Emir Ali. Ben hayatım boyunca hep öyle tanıdım Emir Ali'yi. Hiçleşme derken, demin arkadaşlar konuştular, çok şey söylediler. Aslında o da cesaret isteyen bir duruştur. Yani kimlikli, işte hem ideolojik, siyasi olarak bu kadar her şeyi çok zirvede yaşadığımız, çok yoğun yaşadığımız bir hayatta hiçleşmeyi göze alabilmek gerçekten cesaretli olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Daye, 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 beke sanı vaye. Daye, 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 beke sanı vaye. Felekemiz biyo, şio hardo şaye. Emir Ali sadece insan bence. İnsan kavramı bütün saydıklarınızı kapsar eşit bir şekilde. Geçtiğin yollara bir daha dönmeyeceksin. Adını son kez anıldığı yerde unutulmak korkusu. Üzülme, ölünce her şey geçer. Şimdi bir yıldız kaysa o gelişindir senin. Bir yerler, bir yerlerde birilerinin seni beklediğini ve hep bekleyeceğini sen bilmeyeceksin. Kamlasnik yani o.